Gelelim OVP'ye. Oğuz Hocam nasıl yorumladın? Sen de erken seçim diye mi yorumladın? Yok, ben bununla çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani erken seçim tarafını. Neden? Neden? Yani burada çünkü en azından 2 sene boyunca hiçbir şeyin olmayacağına dair bir mesaj var. Siz mesela böyle bir ortamda seçime girer misiniz? Enflasyonu 2025'in sonunda %17,5'a indireceğim ama bunun karşılığında her ne kadar onlar oraya %8'lere inecek işsizlik deseler bile o işsizliğin %8'lere inmesinin yönteminin aslında insanların iş gücü piyasasından çıkmak olduğu bir yapıda. Yani o kadar insan iş hayatından umudunu kesmiş, her şeyden umudunu kesmiş, iş aramıyor. Yani iş gücü piyasasının dışına çıkmış. Öyle olunca da hani hiç kimse iş aramıyorsa işsizlik sıfırdır ama hiç kimsenin geliri yoktur ya. Böyle bir gerçek var. Hani öyle bir ortamda Ama bir seçime şey Erdoğan söyleyeceğim. gitmez. Nasıl olacak ki? Yani iş gücü gitgide azalırsa, şimdi bir yandan da çünkü özellikle maaşlı çalışandan toplanan vergiyle de iş toparlanıyor. Çalışan azalırsa nasıl ekonomi toparlanacak? Onu anlayamadım ben. Orada da çok ciddi bir bozukluk var Nevşin Hanım. Mesela şöyle düşünün, diyorsunuz ki çalışanlardan toplanan vergiyle dönüyor bu mekanizma diyorsunuz ama aslında çalışanların gelir vergisinden toplanan vergiyle dönmüyor. Çalışanların harcamalarından yapılan şeyle dönüyor, vergileriyle dönüyor. Yani şöyle düşünün, zaten 10 milyona yakın asgari ücretlinin gelir vergisi yok şu anda. Yani onlar gelir vergisinden muaflar. Bir de yani ödesinler diye söylemiyorum ama yani öyle bir muafiyetleri varken asıl harcamalardan zaten vergi topluyor devlet. Şimdi böyle bir ortamda ben şuna baktım. Mesela benim için aslında burada en kritik şey şuydu. Biz 2025'te enflasyonumuz ne olacak hükümetin beklentisi? 2024 artık geride kaldı. İki, acaba bu söyledikleri enflasyon oranına biz hangi büyüme, işsizlik ve döviz kuruyla ulaşacağız? Yani burada çünkü hükümet bize şunu söylüyor. Ya da Mehmet Şimşek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, asıl bizi değil de az önce söylendiği gibi Cumhurbaşkanı şöyle ikna ediyor. Ben enflasyonu düşüreceğim diye ikna ediyor. Peki bu enflasyonu düşürme sürecinde biz ne yaşayacağız onu anlamaya çalışalım size. 17,5 enflasyon koyuyor ama büyüme 2024'te 3,5 iken 4,5'a çıkıyor. Yani büyüme momentumu hızlanıyor. Biz daha fazla üretiyoruz. Daha fazla tüketiyoruz. Öte taraftan Türk lirası 42 liraya geliyor. Yıllık ortalaması bu da. Yani 42 lira diyor 2025 için. Yani şöyle birini çağırsak ve yoldan geçen bir vatandaşa şöyle desek. Önümüzdeki sene dolar ortalama 42 lira olacak. Ekonomi büyüyecek ama enflasyon da düşecek. Ya buna inanır mı herhangi bir? Çünkü biz bunu biliyoruz ki dolar %30 artıyorsa işte bir kere fiyatlar yukarı doğru gidecek. İki, diyor ki ben büyüyeceğim ama cari açığım da çok artmayacak. Ya senin %4,5, 3,5 büyüdüğün ortamda %1,7 eksi cari şey %1,7 cari açık veriyorsun. %4,5 büyüdüğünde nasıl %2 vereceksin? Yani rakamlar birbirleriyle o kadar alakasız ki neresinden tutacağımızı şaşırıyoruz. Bize şunu söylüyor aslında öz itibariyle bu kadar çok hani rakama boğmadan söyleyeyim Nevşin Hanım. Bize diyor ki ben enflasyonu düşüreceğim. Ama bir %50 faiz gerçeği var. Bunun da öyle kolay kolay 20'lere falan 30'lara ineceğini beklemeyin. Ben önümüzdeki yılda bu sıkı para politikasına devam ediyorum ki Türk lirası değerlenmeye en azından hani biraz daha devam edecek yılın ilk yarısında. Ben ancak ondan sonra belki büyümeye başlayabilirim yılın ikinci yarısında diyecek. Yani aslında 2 tane OVP'nin içerisinde 2 tane 2025 yılı var. Bir ilk 6 ay, bir de ikinci 6 ay ya da ilk 8 ay, ikinci 4 ay. Her ne diyebiliyorsak. İlk 7-8 ay ben enflasyonun belini belirli bir yere kadar kıracağım. Ondan sonra momentum kazanacağım diyor. Ama zaten bizim yaşadığımız sıkıntı da bu. Bir türlü bunu belirli bir dengede tutamamış olmaları yıllardır. Hatta yıllardır artık Ya o Mehmet dengede Şimşek tamam mı? ilk geldiği getirildiği zaman 1,5 yıl demişti, değil mi? Evet. Bu Geçti. 1,5 yıl devamlı öteleniyor o zaman. Öyle bir durum var. Neden Aynen öyle. olmuyor o zaman? Neden olmuyor? Bir de şimdi Nevşin Hanım enteresan bir şey değil mi bu? Mehmet Şimşek 2024 bütçesini kendi yapmadı mı? Yani ben mi yanlış hatırlıyorum? 2023 yılının Haziran'ında göreve geldi bu adam ve geldikten sonra 2024 bütçesini yaptı. 2024 bütçesini yapan kişi şu an az önce Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı metni sizin gösterdiğiniz kısmın altında şunu yazıyordu. Para, maliye ve gelir politikalarındaki eşgüdüm. Para politikası tamam, sıkılaştırıcı ama hepimizin eleştirdiği bir şey var ki hiç maliye politikalarında öyle bir sıkılaşma falan yok.
E kardeşim sen dezenflasyonist politika uygulayacağım diyorsun. 2024 yılında milletin gelirlerini arttırmayacağım, maaşlarına zam yapmayacağım. Artık zamları yaparken mevcut gerçekleşene göre değil de tahmin edilene göre zam yapacağım diyorsun. Ama maliye politikası hiçbir şey yapmıyorsun. Bir de hala para, maliye ve gelir politikaları eş güdümlü olacak. Ya sen yaptın zaten 2024 bütçesini. Mayıs ayında yaptığın bütçeye 300 milyar liralık paket getirdin. Bir tarafı gelir paketi, bir tarafı gider paketi. Ya bunlar şöyle bir şey yapıyorlar bence. Yani biz bir önce enflasyonu düşürelim de hani neye mal olursa olsun düşürelim. Gerisi Allah kerim. Şimdi o gerisi Allah kerimin içerisinde işte o maliye politikası var. Yani hala garanti ödemelerine devam ediyorlar. Hala harcamaya devam ediyor. Öyle yani gördük işte hep beraber Mayıs ayındaki paket şapkadan tavşan çıkaracak dendi. Hiçbir şey çıkmadı. Şapkadan bir tane tüy çıktı. 2.8 trilyon bütçe açığı vermeyi planlayan iktidarın bu bütçe açığındaki daralması bu paket sonrası sadece 250 milyar lira. Hani yani açığın %10'u kadar değil. Açığın %10'u kadar değil. Şimdi ya kamu harcaması bunu... kısamıyor artık. Onu o kısamıyor tabii ki. Herhalde. Çünkü onu da Cumhurbaşkanı da istemiyor muhtemelen yani. Ya kim bir de isteseler de yapamıyorlar Nevşin Hanım. Yani şimdi bir beldedeki, köydeki partililerinden en tepedekine kadar herkes 20 yıldır bir düzeneye alışmış durumda. Yani şimdi onlar da şöyle bir kırmızı çizgisi var bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mehmet Şimşek açısından. Tamam sen milletin ekonomisini berbat ederek ekonomiyi düzeltebilirsin ama ekonomiyi düzeltmek için benim ekonomimi bozamazsın diyor. Yani ben öyle anlıyorum yaptıkları şey için. Gördün mü hocam Sisi'nin ve hani Sisi'yi uğurladı ya Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan. Gördün mü o konvoyu? Göstereyim 10 saniye. İşte gördüm bu sabahtan beri dolaşıyor. Ha evet bak konvoya bak. İşte itibardan da tasarruf olmaz falan deyince acayip bir saray şeyi ve o sırada Eskişehir'de de ya okullar ikinci el sıra almaya başlamış. Okulların ödenekleri düşürüldü ya. Okullar bayağı sıra yok. İkinci el alıyor. Duruma bak. Bir de karşılığında da şu var. Yani müthiş bir çelişkiler var. Ya bence Mehmet Şimşek herhalde anladığım kadarıyla Cevdet Yılmaz falan da bir şekilde sistemin içinde kalmak istiyorlar. Yani rakamları kağıt üstünde bir yere oturtacaklar. Mesele bu. Meseleleri bu anladığım kadarıyla. Bir de şöyle bir şey var. Ciddi bir şey olsaydı Yavşan böyle çok üzerinde konuşalım, tartışalım dediğimiz bir şey olsaydı. Gerçekten çok ciddi bir şey olsaydı. Yani burada bu kadar birbirinden ayrışmış, bu kadar birbirinden tutarsız rakamı bizim önümüze koymazlardı. Öte taraftan madem bu kadar rakam koyuyorsunuz önümüze biz bunları nasıl başaracağız konusunda şunu yapacağız bunu yapacağız deyip 20 yıllık ezberi bizim önümüze bir kere daha getirmezler. Yani finansal istikrarı sağlayacağım diyor. 8 tane başlık koymuş. Ar-ge ve yeniliği arttıracağım. Ya daha yeni yayınlandı o istatistikler yani %1'e bile gelmiyor Türkiye'de Ar-ge ve yenilik harcaması. 20 yıldır Ar-ge ve yenilik harcaması arttıracaksın sen. Neymiş ihracatçının işte katma değeri arttıracak ihracat yapmasını. Dön bir soralım bakalım ihracatçılara katma değer peşindeler mi şu anda? Yoksa Türk lirası değer kaybetsin de benim malım ucuzlasın dünyayı satayım peşindeler mi? Yani İkincisi. İhracatçının kafası gitti zaten. Yani onlar da şu moddalar. Ama biz zaten katma değer yaratmamıza gerek yok. Eninde sonunda bir yerde Türk lirası devalüe oluyor. Biz orada bir zenginleşiyoruz. Bir süre bekliyoruz, cepten yiyoruz, hop bir daha devalü oluyor, biz bir daha dünyaya satıyoruz, zenginleşiyoruz. Bunları artık yerleşik hale getirdiler. Yani değiştirmesi çok zor olan işler bunlar ve bunları değiştirebilmek için de hani böyle 3 yıllık bir planla ilk sadece zaten 2026'da 2027'de ne olacağına dair herhangi birimizin zaten baktığını sanmıyorum. Biz 2025'te ne olacak ona baktık çünkü 2025'in sonuna doğru giderken bakacağız bu rakamların hepsi bir daha revize olacak. Yani bizim üzüldüğümüz yer şurası. Biz bir sene, iki sene, üç senelik planla bir sene bile yapamıyor şu an ihracatçı plan. Bir sene bile yapamıyor şu anda herhangi bir bakkal yapamıyor bir yıllık planını. Ben yapamıyorum çalışan olarak. Siz yapamıyorsunuz. İşveren yapamıyor. Yani böyle bir ortamda bize verdikleri şey şu. Bir de yani gerçekten bu kadar tutarsız olunmaz ki. Büyüme hızlanacak ama enflasyon düşecek. Ama cari açık da çok az artacak. Ama Türk lirası değer kaybedecek. Yani bunların hepsi bir de işsizlik de düşecek. Yani nasıl olacak bütün bunlar? %3,5 büyüdüğümüz sene 11 milyon bizim geniş tanımlı. Ya şey falan mı bekliyorlar? Dünya piyasalarındaki iyileşme hani oradan Türkiye'ye böyle bir yatırım kayması falan mı bekleniyor acaba? Öyle bir şey mi var? Var mıydı? Bunu bekliyor olabilirler. Az önce söylediğim gibi yılın ilk dönemi, ikinci dönemi diye böyle ikiye ayırabiliriz.
bir para gelmesine dair bir beklentileri var. Gelebilir bu arada. Hani yani bütün dünyaya gidiyor. %30'da 40'la faiz veren bir ülkeye haydi haydi gelir. Zaten ödemesini de yapıyor bu ülke. Ama asıl sorun şu. Gelen burada kalıcı değil. Gideceği zaman ne olacak? Yani ben girdim 40 liradan işte 34 liradan geldim 1 milyon doları getirdim. Koydum Türk lirasına. Aldım 3 ay faizimi %9-10. Hadi ben gidiyorum dediğim zaman bu döviz talebi demek. Yani hani bugün dövizi ucuzlatan şey gidecekse yarın dövizi pahalılaştıracak demek. Dolayısıyla istikrar, finansal istikrar, fiyat istikrarı falan sadece döviz üzerinden olmaz. Erdoğan'ın söylediği tek bir doğru vardı. Yani hani bu faiz sebep enflasyon sonuç tarafında bir tane doğrusu vardı. Dedi ki biz faizleri düşürürsek, hani şimdi ilk üniversite birinci sınıf öğrencisi gibi düşünüyorum ben. Faizleri düşürürsek yatırımlar artar, yatırım artarsa üretim artar, çok üretim olursa fiyat düşer. Şimdi hani bu mantık olarak doğru ama hani bugünkü konjonktürde işleyebilecek basitlikte bir şey değil. Türkiye'nin buradan çıkışı gerçekten üretimde ama üretim arttırabilmek sadece faizin düşüşüyle, düşük faizle olabilecek bir şey olmadığını biz geçtiğimiz 3 sene bayağı bir deneyle gördük. O üretimin olabilmesi için dışarıdan sermaye ihtiyacımız olduğunu 3 yıldır bayağı bir deneyle gördük. Ve bu paranın geldiğinde gitmemesi gerektiğini de bayağı bir deneyle gördük. 3 senenin sonunda Türkiye'yi sıcak para bağlılığından kurtarmak için yeni ekonomi ve nas diyen Erdoğan 3 senenin sonunda Allah'ım inşallah daha fazla yabancı para gelir diye dua ediyor. Yani hani gelinen nokta bu. Ya madem öyleydi bıraksaydınız içerideki para gitmeseydi. Ya herhalde o işte BRICS falan savrulmalarını da biraz ona bağlamak lazım. Hani olmadı. Şimdi onu çalışıyorum, ona bakıyorum. Şimdi biraz bir şey yatsın. 3-5 kuruş bir şey atar da oradan falan herhalde öyle. Yani şey. Nevşin Hanım, BRICS dediğimiz yerde, BRICS dediğimiz yer dünya ekonomisinin yaklaşık işte 1/4'üne yakın bir şey ifade ediyor. Hani içinde Çin, Hindistan, Suudi Arabistan falan olduğu için. Toplam dünya ticaretinin %40'ını bu ülkeler içerisinde bir aktör olarak yapıyor. Ama buna rağmen kendi aralarındaki ticaret sadece 2,5-3 trilyon dolar. Aralarında bir serbest ticaret anlaşması bireysel olarak var. Böyle toplu olarak falan yok. Bir yatırım anlaşması var. Bize bunu şöyle anlatmaları benim canımı sıkıyor. Sanki Avrupa Birliği gibi bir şeymiş BRICS. Ve biz oraya vardığımızda feraha erecekmişiz gibi anlatıyorlar. Hayır, bir oraya aldıkları herkes parası olan sömürgeler. Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Etiyopya'yı niye alıyorlar buraya? İran'ı niye alıyorlar? Parası var. Suudi Arabistan'ı çağırdılar. Zaten Suudi Arabistan cevap vermedi. Ya bir de Işın El için çok güzel yazmış. Diyor ki BRICS şöyle koşulları var diyor. BM kararı değilse bu üye ülkelere alınan yaptırım kararlarının uygulanmaması. Yani bu şu demek. Mesela Rusya'ya yaptırım kararı var, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın falan. Biz o zaman uymayacağız ona. Uymayacağız o zaman, bize de yaptırım uygulayacak. Aynen Avrupa öyle. Birliği. Diyecek ki Swift sisteminden attım seni diyecek. Şimdi alıştık kredi kartıyla her şey. O zaman çalışmayacak kredi kartı mesela. Ne, hani ne yapacaksın? Bir de biz niye böyle bir şey yapalım mesela? Ukrayna'yı işgal etmiş bir ülkeyi biz niye desteği? Yani mantığı ne? Mantığını anlayamıyorum. Bu herhalde gazı şey değil. Ticaretimiz de yani böyle fazla verdiğimiz ticaret falan da değil buralarda. Yani ben Rusya'ya mal satıyorum, mal alıyorum. Daha fazla mal satan bir ülke değilim. Çin'e öyle değilim. Bu ülkelerin abi, kendi ters, arasında ben, dengesi var. Hocam Çin'le ters. Çin işte diyor ki şuraya çıktı diyor. 4 milyar dolara çıktı diyor. Ağırlıklı Çin. Biz hep Çin'den alıyoruz. Çin bizden hiçbir şey almıyor. Bir ara zeytinyağı, meytinyağı biraz sembolik alıyorlardı. Bir şey. Yani Türkiye'nin doğru aleyhine. Ama mesela biz Avrupa Birliği'ne daha çok satıyoruz. Avrupa Birliği'nden daha az alıyoruz mesela. Böyle bir denge var. Ama biz diyoruz ki yok abi biz BRICS niye bilmiyorum işte herhalde 3-5 kuruş gelir. Siyasi bir heyecan olsun falan herhalde öyle bir şey yani. Bir şeyin üstünü kapatmaya çalışıyorlar ya. Hep aynı şey. Neyin hep aynı sen artık yani, siyasi şu, şu başarısızlıkların işte vermeye çalıştıkları umudun altını Avrupa Birliği ile Amerika ile dolduramayınca işte Çin ile Rusya ile doldurmaya çalışıyor. Dışarıdan para gelecek gelmiyor. İşte nasıl bize şunu söylemediler mi dönüp önümüzdeki işte bu swap krizleri yaşanırken Türkiye'nin dövize ihtiyacı varken işte bize milyarlarca dolar getirecek Katar dediler. Ne kadar getirdiğini hepimiz hatırlıyoruz. Milyarlarca dolar verecek dedikleri Suudi Arabistan'a neler verdiler o milyarlarca doları alabilmek için. Yani şimdi Mısır'la yaptıkları işbirliği bir taraftan hani başka bir yere olur. Yapsınlar yapmasınlar demiyorum bu arada da hani küs kalmaktansa iyidir. Ama niye neyin bedelini ödedik biz bu arada ben bunları anlamıyorum. Bugün %68-69'a yakın, pardon özür dilerim, 70 bin liraya yaklaşmış 4 kişinin İstanbul'da yoksulluk sınırı. Yani yaşam maliyeti nereye geldi, niye biz buraları yaşadık? Hiçbirimiz fiyat algısına sahip değiliz şu anda ve bize diyor ki bir sene daha %20
fiyat artışı göreceksiniz. 17 diyorsa o 20'den aşağı zaten olmaz. Hala bizim kafada fiyatlar oturmayacak yani. Herhangi birimiz bir yere gittiğimizde ödediğimiz paranın pahalı mı, ucuz mu olduğunu artık anlamıyoruz yani. Ama bu 3 senenin sonucu. Şimdi bir bunun üstünü kapatmak için buraya geliyorlar. Ha seçime dönerler mi? Bence kesinlikle böyle bir ortamda seçime falan gitmez Erdoğan. Niye gitsin? Yani almış 5 sene zaten mecliste çoğunluğu da ele geçirmiş. Yat deseler yatıyor, kalk deseler kalkıyor herkes. Yani şu an herhangi birinin Erdoğan'ı erken seçime, ya deprem oldu bu ülkede adam erken seçim demedi. Yani hani bunu çok umursamadı yani ya da bilmem ne olduğunda kendisi orada kalmak istediği sürece önümüzdeki seçime kadar. Ya o karar verecek hepimiz bunu biliyoruz. Yani yok millet zorlayacak da zorladığı zaman bile yapmadı hatırlıyoruz yani. O yüzden ben erken seçimden öte şu şartlarda da Erdoğan'ı erken seçime götürebilecek bir ekonomik konjonktür olacağını düşünmüyorum yani. Biz artık öyle sesi çıkan bir millet falan değiliz. İşsiz kaldığında direkt koşa koşa iş kurdan işsizlik maaşını almaya gidiyoruz. Yani çıkıp böyle benim işsiz bıraktınız, bu ekonomiyi kötü yönetiyorsunuz deyip organize olan bir toplum falan değiliz. Organize eden Türk iş, düşünsenize yani. Doğru. Böyle son bir teknik soru. Teknik soru. Doların gerçek, bu çok soruldu da o yüzden. Doları, euroyu ne kadar tutacaklar? Doların şeyi nedir? Ya şimdi bu OVP'de 42 planlıyorlar. O da mesela çok anlamsız. Çünkü 42 olabilmesi için önümüzdeki sene diyelim ki 37 ile girdik biz 2025'e. Sene sonunda kabaca 47 olması lazım. Öyle değil mi? Hani ortalamaya gelmesi için. Bir sonraki sene 46 gösteriyorlar. Hani nasıl olacak bu? Olmaz. Bence sadece şunu bekliyorlar şu anda. Gerçekten ciddi bir sermaye girişi. Amerika'da faiz indirimleri gerçekleşir ve hani Türkiye'ye doğru da bir para girişini istikrarlı bir şekilde tutabilirsek, hani orada faiz indikçe biz de bir miktar indiririz ama o faiz hala cazip kalırsa, yani o getiri farkları hala cazip kalırsa yabancı için, biz bu parayı belki bir sene, bir buçuk sene tutarız. Ha, Türk lirası bir miktar değer kaybeder ama benim istediğim kadar, enflasyon hedefime kadar değer kaybeder. Çünkü piyasayı artık zaten Merkez Bankası yönetiyor. Daha geçtiğimiz hafta uçmasın işlerde 4,5-5 milyar dolar harcadığını biliyoruz. O yüzden bence biraz oraya bakıyorlar. Türkiye ekonomisini şu anda, ben her yerde aynı şeyi söylüyorum Nevşin Hanım. Türkiye ekonomisini ne Erdoğan yönetiyor, ne Mehmet Şimşek yönetiyor, ne Merkez Bankası Başkanı yönetiyor. Türkiye ekonomisini şu anda Amerika ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararları yönetiyor. Eyvallah hocam. Güzel söyledin. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi olsun. Kolaylıklar. Teşekkürler.